Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İzleme Komitesi giderek de değil tam bir faşist diktatörlüğe dönüşen Türkiye'yi yeniden izleme sürecine aldı. Demokratik değerlerden hızla uzaklaştığına dair bilgilerin de yer aldığı İzleme Komitesi'nin raporunda Türk Devleti'nin uygulamaları kabul edilemez bulundu ve Avrupa Konseyi'nin harekete geçmesi istendi. Avrupa Konseyi üye devletlerinin yükümlülük ve taahhütlerinin yerine getirilmesi komitesi Türkiye'ye ilişkin bir rapor yayınladı. Eş raportörler Thomas Hammarberg ve John Howell tarafından hazırlanan raporda Avrupa Konseyi standartlarının korunması için Türkiye'nin acil önlemler alması gerektiği kaydedildi. İzleme Komitesi, yerel siyasetçilerin ve muhalefet milletvekilleri, avukatlar, gazeteciler ve sivil toplum aktivistlerinin temel haklarını ihlal eden Türkiye'deki siyasi muhalefet ve sivil muhalefete yönelik son baskıları şiddetle kınadı. İzleme Komitesi, onlarca belediye başkanının görevden alınıp yerlerine kayyum atanması, seçmenlerin iradesini göz ardı ediyor ve demokratik kurumların işleyişini daha da tehlikeye atıyor. Buna ek olarak son zamanlarda avukatların tutuklanması ve revize edilen avukatlık yasası, adaletin etkili yönetimini zayıflatmaktadır diye ekledi. Komite, önceki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi kararlarını hatırlatarak, Türkiye'yi demokratik standartlara aykırı yasa ve uygulamalara son vermeye, ifade özgürlüğünü ve basın özgürlüğünü yeniden sağlamaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamaya, işkence ve kötü muameleye ilişkin iddiaları araştırmaya, CPT tavsiyelerine uygulamaya ve seçim yasasını Avrupa standartlarına uygun hale getirmeye çağırdı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi İzleme Komitesi, Kobani soruşturması gerekçe gösterilerek HDP'nin hedef alınmasını da kınadı. Türk Devleti'nin işgal saldırılarına da dikkat çekilen raporda, meclis bu konuyu sonraki raporlarına izleme prosedürünün bir parçası olarak dahil etmeye karar verir denildi. Meclis ayrıca Türkiye izleme usulü çerçevesinde kapsamlı bir izleme raporunu değerlendirmeye karar verdi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İzleme Komitesi'nin raporunu ve Avrupa Konseyi'ne dönük talebini gazeteci arkadaşımız Günay Aslan ile konuşacağız. Skype'i attığımızda, evet Günay Aslan hazır yayınımızda, sesimizi duyuyorsun umarım. Evet. Peki. Doğrusu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin biraz önce haberini verdik. İzleme Komitesi Türkiye'deki hak ihlallerinin neredeyse A'dan Z'ye tamamını saymış. Bu yetmez. Ayrıca Avrupa Konseyi'nin Türkiye ile ilgili tutumunu gözden geçirmesi gerektiğini söylemiş. Ama benim dikkatimi çeken şu. O hak ihlalleri neredeyse 20 yıldır hep raporlara yansır. Ama onunla ilgili bir yaptırım söz konusu değil. Ya da onunla ilgili gerçekten Türkiye'ye geri adım attıracak, Türkiye'yi işte kendi dedikleri biçimiyle Batı değerlerinin içerisine çekecek hiçbir yaklaşım yok. İş gidip gelip çıkar da tıkanıp kalıyor. Bunu Avrupa devletlerinde de gözlüyoruz. Özellikle mülteci politikasında. Nedir? Bu sefer ne olabilir? Sen de yakından takip ediyorsun bunları doğrusu. Yani çok net ve açıkça altını çizdiğin gibi bu süreçler bir takım çıkarlar nedeniyle hayata geçmiyor. Şimdi bu üçüncü Türkiye'yi izleme ve denetleme kararı. Sen de çok iyi hatırlayacaksın Fehim. Birinci karar 1996'da Topyekün Savaş sürecinde alınmıştı. Evet. Türkiye Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından denetim ve izleme sürecine alınmıştı. Tam 6-7 yıl belki daha fazla sürdü bu süreç. Türkiye ile diyalog, Türkiye ile karşılıklı görüşme, insan haklarına yönelik, demokratik değerlere yönelik Türkiye'nin saldırıları tartışıldı. Ama bir pratik adım söz konusu olmadı. Aksine Gümrük Birliği Anlaşması hayata geçti, devam etti. Türkiye'ye ekonomik, askeri, siyasi destekler verilmeye, Avrupa'dan verilmeye devam etti. İkinci izleme ve denetleme süreci de 2017'de başladı. 2017 bundan 3 yıl öncesini de bir hatırlayalım. Türkiye şehir savaşları sürecinde bütün Kürt kasabalarını, şehirlerini yerle bir etmiş, binlerce insanı öldürmüş. Yüz binlerce insanı kanun hükmündeki kararnamelerle işinden aşından etmiş. Kayyum atamış, Kürt siyasetçileri tutuklanmış. Yani 3 yıl önce çok ağır bir süreç yine vardı Türkiye'de. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi yine Türkiye'yi denetim ve izleme sürecine aldı.
Ama şunu çok iyi biliyoruz. Geride kalan 3 yıl boyunca da Türkiye'de insan hakları, demokrasi, özgürlükler, temel haklar pervasızca Erdoğan rejimi tarafından pervasızca çiğnenmeye devam edildi. Ve buna karşı Avrupa'dan dişe dokunur etkili bir tavır gelmedi. Gelmeyeceği belli. Yani anlayabileceğimiz kadarıyla bugün alınan izleme kararı Türkiye ile yoğun bir diyaloğu da öngördüğü için önümüzdeki yılda Türkiye ile bir takım görüşmeler sonucu bu da diğer izleme ve denetimi alma raporlarının akıbetine uğrayabilir. Burada şunu sormamız lazım. Yani Türkiye gerçekten de Avrupa'nın gözünün içine baka baka Avrupa'nın savunucusu olduğu, Avrupa'nın sürücüsü olduğu bütün değerleri çok rahatlıkla, çok pervasızca çiğniyor, çiğnemeye devam ediyor. Avrupa, Türkiye'nin şantajlarına, Türkiye'deki çıkarlarına bakarak bunu görmezden geliyor. Avrupa kamuoyu, Avrupa medyası, Avrupa sivil toplum örgütleri, Avrupa parlamentosuna, konseye yansıyan demokratik tepkiler sonucu bu tür kararların, bu tür raporların açıklanmasına bir şey başlıyor. Bir sonuç çıkıyor böyle kamuoyuna yükselen tepkiler. Sonuçta Avrupa'daki kurumlarda yankısını buluyor. Ama Avrupa hükümetlerinde tek tek Avrupa devletlerinde yankısını bulmuyor. Bir tek Fransa hariç. Macron gerçekten Avrupa'ya bir liderlik yapacak bir vizyonla Erdoğan rejimine karşı Akdeniz'de de, Karabağ'da da, Türkiye'de de, Irak'ta da, dünyanın neresinde olursa olsun bir kaşık oyu sergiliyor. Ama Avrupa Birliği Macron'u da çok yalnız bırakıyor. Bu anlamda Avrupa Birliği'nin Türkiye ile olan ilişkilerinde daha etkili, çıta standarta, çıkarlara dayanmayan, somut demokratik değerleri koruyan bir tutum almasını bekliyoruz. Peki, dikkat çeken bir şey var. Yani Spiti aslında uzun yıllar sonra raporunda ilk kez dolaylı yoldan, diplomatik bir dille tecridi kabul etti ve İmralı'ya özel bir sistemin uygulandığını, bunun ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Raporda da, izleme komitesinin raporunda da Spiti'nin tavsiyelerinin özellikle uygulanmasına dönük belirlemeler de var. Yani bu bir. İkincisi, bir de söz ettiniz. Yani bu sadece herhalde o parlamentoda alınan kararlarla değil, aynı zamanda kitlelerin demokratik tepkileriyle de kendini gösteriyor. 22 Ekim'de de Strasbourg'da Avrupa Konseyi Türkiye gündemli toplanırken büyük bir kitlesel miting hazırlığı var. Bu ikisini birlikte düşündüğünüzde Avrupa üzerinde ve Avrupa Konseyi üzerinde bu türden demokratik tepkilerle ve diğer taraftan kitlelerin gücüyle bir değişim yaratmak, onların daha etkili tutumlar almasını sağlamak mümkün mü? Eğer mümkünse bunun için ne yapmak lazım? Yani her şeyden önce elbette hem İmralı'da sürdürülen tecride karşı hem Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin böyle pervasızca, acımasızca çiğnenmesine karşı Avrupa kamuoyuyla beraber Avrupa'nın demokratik birikimini de Kürtler kendi arkalarına alarak bu kurumlarda etkili bir lobi, etkili kitlesel bir demokratik muhalefet yürütmelidirler, yürütüyorlar. Bunu aslında çok güçlendirmek de gerek. Sorun şuradan tıkanıyor tabii. Hem Spiti'nin uyguladığı politikalar, hem Avrupa Birliği'nin, hem tek tek özellikle Almanya'nın öncülük ettiği bazı ülkeleri, Türkiye'yi hem mülteci meselesinde, hem ekonomik çıkarlar meselesinde, hem farklı nedenlerden ötürü bir kolay korudukları anlaşılıyor. Şimdi bu anlamda aslında şey yapmak lazım, daha zorlayıcı olmak lazım. Avrupa Birliği parlamentosunu, Avrupa Konseyi'ni ve Bakanlar Komitesi'ni dikkat edin. Türkiye artık AİM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımıyor. Türkiye artık Avrupa İnsan Hakları'ndan gelecek bütün kararları elinin tersiyle deyim yerindeyse itiyor. Bakanlar Komitesi'nin almış olduğu kararları tanımıyor. İşte Osman Kavala örneği önümüzde. Yani Türkiye Avrupa'ya açıktan bir res çekiyor. Avrupa'nın demokratik değerlerine, Avrupa'nın özgürlükçü değerlerine, Avrupa'nın kendisini çerçeve içinde aldığı, Avrupa Birliği'ne ruhunu veren bütün değerlere saldırıyor Erdoğan rejimi. Ve Avrupa burada gerçekten çok şafslar darttı, çok ahlaksız bir siyaset izliyor. Bunu da değiştirmenin yolu sizin de söylediğiniz gibi aşağıdan yukarıya doğru bir demokratik tepkiyi örgütleyerek, bunu sürekli hale getirerek ama, bunu sürekli kılarak ülkeler üzerindeki, devletler üzerindeki demokratik baskıyı arttırarak
onları bir tavır almaya zorlamaktır. Belki son olarak şunu da sormakta yarar var. Mümkünse kısaca yanıtlamanı istiyorum. Almanya'nın tutumunun Almanya'da Merkel'e dönük olarak ters tepkiine ilişkin bilgiler de var. Yani Almanya muhalefetinin ya da Almanya'da iç siyasetin Merkel'e tepki göstermeye başladı ve bunun nedeninin de her Erdoğan'ı destekledikçe Erdoğan'ın yeni bir aksiyonla Merkel'i de ters köşeye düşürdüğü şeklinde. Katılır mısın bu yoruma? Almanya'nın tutumu değişir mi? Almanya'nın tutumu pek değişecek görünmüyor. Kaldı ki yani Erdoğan'la ilişkileri Almanya'ya sağladığı avantajlar nedeniyle Merkel'in pozisyonu da çok güçlendirdi. Merkel mülteci akının önünü kestiği için Almanya'da popülaritesini ve oy oranını çok yükseltti. Merkel Erdoğan'dan kazanç elde ediyor. Aslında o yüzden tutuyor. Erdoğan mesela 1 milyona yakın Suriyeli Almanya'ya gönderdiği zaman Almanya'nın iç siyasal dengeleri çok sarsılmıştı ve Merkel çok ciddi oranda itibar kaybetmişti, oy kaybetmişti. Ama Türkiye ile oturdular, anlaştılar, Türkiye'ye para verdiler ve Türkiye sınırlarını kapattı. Türkiye oradaki mültecilerin bekçiliğine koyuldu, karşılığını ekonomik olarak, siyasi olarak elde ederek. Demek istediğim çok ahlaksız, vicdansız bir siyaset yürütüyor ve bunu Türkiye demokrasi güçlerine, bunun Kürdistan'a, Rojava'ya, Güney Kürdistan'a, Kürtlere çok ağır bir faturası oluyor. Bu anlamda Alman hükümetini, Alman siyasetini, Merkel'i ciddi bir biçimde, ciddi ama çok ciddi bir biçimde içerideki demokratik muhalefetle beraber zorlanmak, eleştirmek, teşhir etmek gerekiyor. Peki, Günay çok teşekkürler, gecenin bu saatinde bize zaman ayırdın. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.